Merhaba arkadaşlar, ikinci yazılı notlarında buluştuk. Umarım işinize yarayacak güzel şeyler yapacağız. Konu başlıklarımız nelerdir? Balkan fetihlerini anlatacağız. Türk siyasi sağlama faaliyetleri Anadolu'da, Türk devletlerindeki ricalik mücadelesi, Beylikler döneminde askeri gücü, Anadolu'nun kandilleri ve askeri sınıf başlıklarını değerlendireceğiz. Öncelikle şunu e, görelim. Bu özetlerde ne arıyoruz? Bir, notlarımız var. Notları dikkatle takip ediyoruz. Hap bilgilerimiz var. Özellikle renkli vurgulara çok dikkat edelim. Açık uçlu ve klasik sorular var ki burada MEP ortak sınav provasında birlikte yapacağız. Bu süreçte tabii ki e, yazılı notları kitabımızdan tekrarlarını da yapmayı unutmayın. Ayrıca kitabın arkasındaki etiketi kazıyarak test mobil uygulamasından MEP ortak sınav deneme provalarına ulaşabilirsiniz. Şimdi kodu nasıl aktifleştireceğimizi görelim. Ardından dersimize devam edelim. Merhaba arkadaşlar. Bu videoda yazın notları kitabımızdan MEP ortak sınav denemelerine nasıl ulaşacağımızı göstereceğim. Telefonunuzda TAS uygulaması yüklü değilse hemen indirebilirsiniz. Öncelikle yazın notları kitabımızın arkasında bulunan bu etiketi nazikçe kazıyoruz. Burada gördüğümüz aktivasyon kodunu TATS uygulamasındaki kitap aktivasyonu yazan bölüme gireceğiz. Aktif et dediğimizde ise gördüğünüz gibi MEP ortak sınav denemelerine kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Bu sayede Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı ortak sınavlarda karşımıza çıkabilecek soru tiplerini çözeceğiz ve sınavlara tam anlamıyla hazır bir şekilde gireceğiz. Dilerseniz bu işlemleri tonguçmazda.com dijital kitap bölümünden de kolaylıkla yapabilirsiniz. O zaman hepinize yazılarda başarılar. Evet arkadaşlar, şimdi bir ekranda kuruluş yıllarından yükselişe kadar olan dönemde, daha doğrusu Osman Bey döneminden İkinci Murat'a kadar olan siyasal askeri gelişmeleri bir görelim. Şimdi buradan baktığımda öncelikle ne göreceğim? Köseda Savaşı vardı. Hatırlıyor musunuz Köseda Savaşı'nı? Hani 1243. Bir önceki dersimizde yazılı notlarında gördüğümüz Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmasına, siyasi birliğin bozulmasına, Moğollarla yapılan savaş sonunda Türkiye Selçukların yıkılmasına neden olan savaştı. Ve hatta bu nedenle de Ne vardı? Ee, ...Anadolu'da siyasi birlik bozulmuştu Moğollara karşı. Türkiye Selçukları denilmiş, siyasi birlik bozulmuş ve Oğulları Beylikleri kurulmuştu. İşte bunlardan biri de e, Osmanoğulları, Bilecik civarında kurulan Osmanoğulları Beyliğiydi. Tabii bu beylik kısa sürede büyümüştü. Büyüme nedenlerini bir hatırlayalım ne olur ne olmaz mutlaka bu sınavda gelme ihtimali çok güçlü. Beyliğin büyüme nedenlerinde coğrafi konumun etkisi vardı. Nasıl? Bakın haritaya... Ee, Balkanlara geçiş güzergahında şuradan Rumeli'ye geçtik değil mi? Rumeli burada geçtik. Ya da etrafında güçlü devletler yok. Zayıf bir Bizans'a komşu falan. Hah, o zaman biz zayıf bir Bizans'a komşu olması, etrafında güçlü devletlerin olmaması, Balkanlara geçiş yolunda olmasını coğrafi ekonomiyle ilişkilendireceğiz. Gaza ve cihat politikası takip etmişti. Gaza neydi? Allah rızası için silahlı mücadele. Cihat neydi? İslam adına yapılan her türlü mücadele ki bu gaza cihat politikası sayesinde Anadolu'daki beyliklerden destek almıştım. Şimdi Bizans mesela Osmanlı ne yapıyor? İlk saldırılarını Bizans'a karşı yapıyor. Beyliklerle iyi geçiniyor. Niye? Çünkü Osmanlı bu beyliklerin içerisinden neredeyse en zayıfı. Ama gaza ve cihat politikası doğrultusunda Hristiyan devlet Bizans'a saldırdıkça buradan gönüllü askerler geliyor. Ve bu gönüllü askerler vasıtasıyla ne yapıyor? Çok daha kolay fetih yapıyor ve bunlar geri döneceklerdir. Bu arada iskan ve istimalet politikaları. Çıkar. İskan. İstimalet çıkar gençler. Mutlaka çıkar. Buna dikkat edin. İskan nedir? İstimalet nedir? İskan politikası. Basitçe şu. Fethedilen topraklarda kalıcılığı sağlayabilmek için o bölgelere Türkleri yerleştirme politikasıdır. Tabi burada alt başlıklar sorulabilir. Geniş videolarımızdan, konu videolarımızdan bunu takip edebilirsiniz. İskan politikası içine baktığımda ne yapmaya çalışıyor Osmanlı dediğimizde? Osmanlı Devleti'nin bu yıllarda mesela Edirne'yi fethettiğini görüyoruz. Edirne'nin büyük bir kısmı Bulgar ya da Rumlardan oluşuyor. Ben oraya Türk yerleştiriyorum. Niye? Sırtımı Türklere dayayacağım. Ama bunun alt başlıklarını okuyun mutlaka çıkacaktır. Hani mesela işte e, Edirne'ye fethedecek aileleri uzak yerlerden değil yakın yerlerden alıyorum. Niye? Uyumu sağlamak için. Başka işte aşiretleri parçalarak dağıtıyorum. Neden? Merkezi otoriteyi güçlendirmek gibi iskan politikasının detaylarına notlardan bir göz atın. Peki istimalet neydi? Osmanlı Devleti'nin fethettiği topraklardaki gayrimüslimlere karşı izlediği hoşgörü politikasıydı dinlerine, dillerine, kültürlerine, gereklerine karışmama politikası. Şimdi bu politika kısa vadede çok faydalı. Çünkü isyanları önlüyor. Osmanlı Devleti'ne karşı adınlıkların isyanın önlü. Basit düşünün arkadaşlar. 1402 Ankara Savaşı'nı yaptık, yenildik. Anadolu'daki beyliklerin büyük bir kısmı yeniden bağımsız oldu. Balkanlarda isyan yok. Herif mutlu. Niye isyan etsin? Dolayısıyla hem merkezi otoriteyi güçlendiriyor hem de fetihlerin kolaylaşmasına zemin ve isyan yok. Peki siyasi yapı içerisinde bakarsak Osman Bey'le başlayalım. Şimdi Osman Bey deyince benim aklıma ilk ne gelecek? Koyunhisar Savaşı. Çok lazım mı? Kıyıda köşede bir savaş arkadaşlar. Çok sorulmadı ama bir görelim. Osmanlı Devleti'nin Bizans'ta yaptığı ilk savaş. Osman Bey Koyunhisar, Yarhisar, Kalacahisar gibi topraklar alacaktır. Ama Osman Bey deyince bilinmesi gereken ilk temel bilgi ilk Osmanlı parası. Böylece devlet bağımsızlığını ilan etmiş olacaktır. Sonra Orhan Bey e giriyor. Peki Orhan Bey deyince aklıma hangi temel bilgiler gelecek? Bakın Osman Bey'den Orhan Bey haritalar nasıl değişmiş? Orhan Bey dönemi deyince dört temel bilgi var. Bir, Bursa alındı başkent yapıldı. Batı yönlü fetihlerle birlikte başkent değişiyor. Palakanon Savaşı. Bizans'ın yapılmış. Maltepe. Bugün İstanbul'un Maltepe semtinde yapılmış savaştır. Bizans'ın Anadolu'daki varlığına son verildi. Hatta bu sayede artık İznik yardım alamayacak ve ne yapacaktır? İznik'i de daha kolay fethedecektir. Karesioğulları şu Çanakkale kesir civarındaki Karesioğulları beyli arkadaşlar Osmanlı'ya bağlandı. Hatta bu sayede Rumeli'ye geçiş kolaylaştı. Çünkü ben bakın Karesioğulları burada ben Balkanlara çok daha hızlı geçebileceğim. Hatta Karesi donanması Osmanlı'ya bağlandı. Geçiş kolaylaştı. Karesi donanmasının Osmanlı'ya bağlanmasıyla birlikte Osmanlı'da ilk denizcilik faaliyetleri ortaya çıktı. Ve Anadolu'da Türk Siyasi Birliği ilk adım. İlk defa bir beylik Osmanlı'ya katıldı. Sorulabilir Osmanlı'ya katılan ilk beylik Kalesi diye. Bu arada Çimpe Kalesi'ni fethettik arkadaşlar. Çimpe Kalesi Balkanlardaki ilk askeri üsttür arkadaşlar. Şurada bakın Gelibolu Yarımadası'nda ilk askeri üst hangisidir diye sorulabilir. Çimpe Kalesi. Orhan Bey. Bursa Başkent, Palakanun, Karesoğulları, Çimpe Kalesi. Peki. Sonra Osman Bey'den sonra, Orhan Bey, Orhan Bey'den sonra kim geliyor? Birinci Murat geliyor. Şimdi Birinci Murat dönemi deyince benim aklıma ne gelecek? Birinci Murat dönemi deyince benim aklıma Sazlıdere, Sırp Sındığı, Birinci Kosova. Ama özellikle gelecek olan iki savaş. Sırp Sındığı, Birinci Kosova. Sazlıdere savaşıyla Bulgarlardan Edirne'yi almışız. Çok zor olacak bir şey değil. Ama Sırp Sındığı savaşıyla... Edirne'nin artık Türklerin elinden alınamayacağını gördük ve başkent yaptık. Ama Sırp sındığının bir özel tarafı daha var arkadaşlar. Balkanlı yapılan ilk savaş ama sadece Balkanlarla yapılmış ilk savaş olarak karşımda çıkar. Sonra 1. Murat'ın yaptığı üçüncü bir savaş, 1. Kosova Savaşı. Savaşı kazandık. Tamam yine Balkanlaşlarla yaptık. Savaşı kazandık ama 1. Murat savaş alanında şehit oldu. Fakat Balkan fetihleri Hızlandı. Birinci Murat döneminde arkadaşlar Batı'da bunlar var ama aynı zamanda para karşılığı Isparta Akşehir'i satın almış. Çeyiz olarak da Germiyanoğulları'ndan çeyiz olarak da Kütahya ve Tavşanlı'yı almış. Yani Hamitoğulları'ndan Isparta Akşehir para o zengin beylik. Ee, daha sonra evlilik yolda oğlu Bayastı Germiyanoğlu Yakup Bey'in kızıyla evlendiriyor ve toprak alıyor. O zaman çeyiz olarak da bunlar alınmış. Birinci Murat dönemi deyince bu. Peki gelelim Yıldırım Bayezid'e. Birinci Murat'tan sonra. Yıldırım Bayezid bir kere İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı hükümdarıdır. Dikkat sorulur. O İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı hükümdarı. Üç defa İstanbul'u kuşatacaktır arkadaşlar. Birinci kuşatmayı Nibolu, ikinci kuşatmayı Karamanoğulları'nın saldırısı ve üçüncü kuşatmayı da arkadaşlar ne yapacaktır? Ankara Savaşı nedeniyle kaldırmak zorunda kalacak. Hatta bu kuşatma içinde İstanbul kuşatmak için de Anadolu Hisarı'nı inşa etmiştir. Görüyorsunuz İstanbul arada kalmış almak gerekiyordu. Peki Yıldırım Bayezid dönem deyince aklıma ne gelecek? Bir, Nibolu Savaşı. Bakın şurada. Ne yapıldı Nibolu Savaşı? Yıldırım Bayezid'in İstanbul kuşatması sonrasında arkadaşlar Haçlılar, Papa'nın çağrısıyla büyük bir orduya geldi. Bütün Avrupa Haçlıları geldiği için ve Yıldırım Bayezid bütün Avrupa ama İngiliz, Fransız, İtalyan, İspanyol, Alman hepsinin katıldığı savaşta Yıldırım Haçlıları ağır bir bozguna uğrattığı için Abbasi halifesi Yıldırım Mayıs'ta Sultanı iklimi Rum yani Anadolu'nun sultanı ünvanı vermiştir. Ki bu hem İslam dünyasındaki saygınlığı artırıyor hem de tabii ki Anadolu'da siyasi birliği sağlanmayı kolaylaştırıyor. Lütfen dikkat. Niğbolu Savaşı önemli. Özellikle dikkat edilecek bir şey. Hem bütün haçları yeniyorsun hem de aldığın ünvan çok önemli. Yıldırım Bayezid döneminde Anadolu'da Türk Siyasi Birliği ilk kez Osmanlı tarihinde ilk kez büyük oranda sağlanıyor. Beyliklerin büyük bir kısmına son veriliyor. O zaman ben şimdi Osmanlı Devleti'nin kısa sürede büyüme nedenlerine dikkat ediyorum. İskan, istimalet politikalarının ne olduğunu önemsiyorum. Osman Bey dönemindeki ilk paraya, Orhan Bey dönemindeki Bursa'nın başkent olması, Hamit ol, alınması, Çimpe'nin fethi falan önemli. Birinci Murat'ta Sırp sındığı, Birinci Kosova Savaşları'na dikkat ediyorum. Yıldırım Bayezid'de İstanbul'u ilk kez kuşatıldığını biliyorum. Neybolu Savaşı'yla Sultan Nekli'nin Rum tabii ki bütün haçları yenmiş. Ve Anadolu Türk Siyasi Birliği büyük oranda sağlanmıştır diyorum. Başka ne var? Şimdi Anadolu'da siyasi birliği neden sağlamak istiyoruz? Şöyle şimdi Anadolu'da siyasi birliği sağlam mücadelesine bakarsak ne göreceğim? Bir kere öncelikle arkadaşım ben Balkanlara gittikçe Anadolu'daki beylikler bana saldırıyor. Sırtımı sağlama almam gerekiyor. Özellikle Karamanoğullara bak bu soru sorulur. Hani Osmanlı Devleti'nin en çok uğraştıran beylik hangisi diye sorulur? İşte Karamanoğulları Osmanlı'ya ikide bir saldırıyor. Bunu önleyeceksin. İkincisi... Ee, bazı Anadolu beylikleri, ya ben İstanbul kuşatıyorum, karamanlılar onlarla ittifak yapıyor diye düşünün. Candaroğulları daha keza böyledir. Bizans'ta ittifak yapmalarını engellemeye çalışıyorum. Peki, şimdi Osmanlılar e, kuruluş yıllarında ne yapmışlar? Anadolu'daki beyliklerle iyi geçinme siyaseti izlemişler. Neden iyi geçinme siyaseti? Bir kere diğer beylikler oranla çok zayıf. Çok küçük bir bölgeydi. Haritadan hatırlayın arkadaşlar. Yani kurulduğu yeri Söğüt Domeniç. Sırtında çok daha güçlenen zayıf Bizans'a komşu ama kendisi birlikte oranla daha zayıf. Onlara oranla daha zayıf. Ve tabii ki Bizans da gaza yaparak yani Allah rızası için savaşla Anadolu'daki beyliklerden destek alıyor. Gaza ve cihat deniyor. Bizans'a saldırınca onlar da gönüllü olarak gelecekler. Bu da ne yapacaktır? Osmanlı Devleti'nin Anadolu'da siyasi birliği sağlayınca kadar Batı yönünü güçlenmesine, Batı'da güçlendikten sonra Yıldırım Bayezid'le özellikle beyliklere saldırmasına ve siyasi birliği kurmasına neden olacaktır. Ama Osmanlı Devleti'nin bu siyasal birliği kurması Timur Devleti'ni rahatsız edecek. İşte Türk Devletleri'ne liderlik mücadelesi başlığında bu konuşulur. Şimdi Orta Asya'da bir Çağatay Hanlığı vardı. Onun toprakları üzerine Timur bir devlet kurdu. Osmanlı Devleti de Anadolu'da siyasi birliği sağlayınca Timur'a sınır oldu. O zaman savaş kaçınılmaz. Çünkü iki tane güçlü devlet var. Nedenleri nelerdir? Bir kere ee, Timur... Osmanlı Devleti'nin kendisine itaatini istiyor. Hatta mektupta kend, benim adıma para bastırıp hutbe okuyacaksın diyor. Yani bana bağımlılığın itaat edeceksin diyor. Yine Timur Çin seferine çıkmak istiyor. Arkasında Osmanlı gibi güçlü devlet bırakmak istemiyor. Savaşın bir diğer nedeni. Ee, karşılıklı olarak son verilen devlet ya da beylik hükümdarlarının... ...diğer taraflara sığınıp birbirlerini kışkırtması. Şimdi bizim son verdiğimiz beyliklerin... ...Karavanlı, Canlaroğulları falan Timur'a sığınmış. Onların son verdiği mesela... İşte Akkoyunlu hükümdarı bize sığınmış. Karşılıklı kışkırtıyorlar. İküm, i̇ki hükümdar arasında hakarete varan mektuplaşmalar da savaşta etkili. Ama sonuçlar deyince bu sonuçlar içerisinde bir Yıldırım Bayezid... Esir düşüyor ve kısa bir süre sonra vefat. Anadolu Türk Siyasi Birliği bozuluyor. Yani beylikler yeniden kuruluyor. Ve Yıldırım Oğulları arasında taht kavgası başlıyor ki bu taht kavgaları Fetret dönemi olarak tarihe geçecek. Çok önemli Fetret dönemi mutlaka gelecek. Bunu ayrıca değerlendireceğiz. İstanbul'un alınması neredeyse 50 yıl gecikecektir. Çünkü Ankara Savaşı'nın öncesinde İstanbul'un teslim alınması şartları görüşüyordu. Bizans Osmanlı iç karışma fırsatı bulurken Balkan fetihleri duruyor. Ama tabii sağlanan o. İskan istimal politikası nedeniyle de çok fazla toprak kaybı söz konusu değildir. Peki Ankara Savaşı mutlaka çıkacak, mutlaka çıkacak buna dikkat edin. Özellikle Fetret dönemi karşımıza ayrıca çıkacaktır. Şimdi Fetret deyince ne gelecek aklıma? Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar Ankara Savaşı'ndaki yenilgi sonucu yaşanan iç karışıklıklar dönemidir. Ki 11 yıllık taht kavgası süreci. 1402-1413 yılları arasındaki 11 yıllık taht kavgası. Dikkat edin. Osmanlı'ya İsfenderoğulları diyor. Karamanoğulları. Gelmiyor. Ya Karesioğulları hariç bütün beylikler yeniden kuruldu. Osmanlı Devleti e, yıkılma tehlikesi yaşadı. Bak sen şimdi. E, karışıklıklar dönemi devletin yıkılma tehlikesi yaşadığı tat karışıkları, tat kavgalarının yaşandığı dönem ki burada Çelebi Mehmet devletin ikinci kurucusu olarak anıldı. Çünkü Çelebi Mehmet buna son verdi. İsa, Musa, Süleyman, Mehmet Çelebi arasındaki tat kavgalarına son veren Çelebi Mehmet bu nedenle devletin ikinci kurucusu olarak kabul edilir. Çelebi Mehmet tam devleti toparladı. Baba Şeyh Bedrettin isyanı çıktı. Anadolu, Türkiye, tarihinin din, içerik, sormayı severler. Fetret döneminin getirdiği sosyal, ekonomik sorunlar ee, halkın muzdarip olmasına neden oldu. Ve Şeyh Bedrettin diyor ki Tanrı zenginliği insanlara eşit olarak vermiştir. Fakat bazı zenginler ne yapmışlar bu gücü ele geçirmişlerdir. Biz şimdi Tanrı'nın verdiği zenginliği herkese eşit olarak paylaştıracağız. Diyor ki Anadolu, Türkiye tarihinin değil. Az önce sanırım öyle söyledim ama eğer öyle söylediysem yanlış. Anadolu Türkiye tarihinin ilk dini içerikli isyanı arkadaşlar. Türkiye Selçukları dönemindeki Babaylar isyanı bu Osmanlı Devleti'ndeki ilk dini içerikli isyan olarak kabul edilir. Mustafa Çelebi isyanı var bu dönemde. Şehzade Mustafa Timur tarafından Semerkant'a esir olarak götürülen ve daha sonra da e, kurtulup Anadolu'ya gelen ki aslında ilgi bulmasını önlemek için de düzmece sahte Mustafa denilen tat kavgası süreci ki Şehzade Mustafa Bizans'a sığınacak. Fetret dönemini sona verdik. Çelebi Mehmet son verdi. Çelebi Mehmet'ten sonra devletin başına 2. Murat geçti. 2. Murat döneminde Balkanlara gönderilen bazı ordular dağılınca Osmanlı Devleti ne yaptı? 2. Murat döneminde Balkanlarla barış yaptı. Çok sorulan bir soru arkadaşlar. Edirne Segedir anlaşması çok zorlu. Edirne Segedir anlaşması Osmanlı Devleti'nin Balkanlarla Avrupalılarla yaptığı ilk yazılı anlaşma. 10 yıllık bir barış öngörüyordu. Ama 10 yıllık barış öngören anlaşmanın ardından 2. Murat tahtı oğlu küçük Mehmet'e 14 yaşındaki Mehmet'e bırakınca Papa dedi ki Müslümanlara verilmiş söz şeytana verilmiş sözle eşdeğerdir. Bu sözü bozmak bile sevaptır. Birleşin saldırın. Böylece Varna Savaşı başladı. Tabi 2. Murat tahta geri döndü. Haçlar yenildi. Sonra 2. Murat tekrar tahttan çekildi. Papa yine saldırdı. ...kaldırın dedi. İkinci Murat tekrar... ...tahta geri döndü ve ikinci... ...Kosova Savaşı yapıldı. E, bu savaşın özellikle... ...sorulan tarafı şudur arkadaşlar... ...Balkanların Türk yurdu olduğunu... ...kesinleştiren savaş. Türklerin Balkanlardan atılamayacağını... ...garantileyen savaş olarak bilinir. O zaman şimdi... ...ben Ankara Savaşı'nı bileceğim. Osmanlı Devleti'nin Ankara Savaşı'yla... ...çıkan sonuçları bileceğim. Fetret'in ne olduğunu bileceğim. Tat kavgaları dönemi olduğunu bileceğim... Çelebi Mehmet tarafından sona verildiği için devletin ikinci kurucusu sünvanı verildiğini bileceğim. Şeyh Bedrettin isyanını Osmanlı tarihinin ilk din içerikli isyanını bileceğim. Edirne Seged'in ilk yazılı anlaşma ama uyulmadı. Varna neden belli? Türkleri Balkanlardan atmak. Bütün savaşların nedeni budur aslında. Balkanlardaki Sırp birinci Kosova, Varna ikinci Kosova falan. Ee, i̇kinci Murat tahta geri döndü. İkinci Kosova savaşı özellikle Türklerin Balkanlardan atılamayacağı anlaşıldı. Balkanların Türk yordu olduğunu kabul edildi. Ee, ...Balkanlıların savunmaya çekildiği bizimkilerin de saldırıya geçtiği savaş olarak tarihe geçer. Şimdi gelelim Osmanlı Devleti'nin kuruluş yıllarındaki askeri teşkilatına. Şimdi Ertuğrul, Osman Beyler ve Orhan Bey dönemiyle bir başlayalım. Şimdi Ertuğrul ve Osman Beyler döneminde arkadaşlar düzenli bir ordu yoktur. Gönüllülerden oluşan birlikler vardır ki bunlar dört isimden. Gaziyan Rum, Abdalan Rum, Baciyan Rum, Rum. Rum Anadolu demektir arkadaşlar. Hani Bizans İmparatorluğu'nun aslında o dönemki adı Doğu Roma. Biz Roma'dan dolayı o topraklara Rum toprakları diyoruz. Roma'dan gerisi Yunan'dan falan gelmiyor. Ee, öncelikle hepsi gönüllü bunların. Gaziantep aslında Ertuğrul ve Osman Gazi etrafındaki belli sınıf kahramanlar olarak karşımda çıkarlar arkadaşlar. Vatan, millet, min, millet din uğruna savaşanlardır. Gönüllü gençler işte. Abdallar dervişlerdir. Hem aslında tarikat ehliler hem de gerektiğinde savaşa katılan dini gruptur. Bacı kız kardeş demek değil mi? Bacı Rum aslında dünyadaki ilk kadın teşkilatı olmanın yanında savaşçı kadınlardan oluşan birliklerdir. Bunlar tabi sosyal ve ekonomik hayatı yönlendirdikleri gibi aynı zamanda gerektiğinde orduda yer almış. Gerekmediğinde geride kalıp obalarını koruma altına almışlardır. Ahiler kimdir? Ahiler esnaf dayanışma örgütüdür değil mi? İşte bunların içinden seçilen savaşlı gençler de Ahiyan Rum olarak bilinir. Gönüllüler. Ama Orhan Bey döneminde arkadaşlar ilk düzenli ordu sorulur. Osmanlı Devleti'ndeki ilk düzenli ordu aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır? Yayalar ve müsellem atlılardır. Bir de azepler vardır. Bu özellikle eyaletlerdeki gönüllü gençler vardı. Artık devlet bunlara maaş vermeye başlıyor. Hadi artık profesyonel asker olun diyor. Ve beyler, bunlar Beylerbeyi komutasında seferlere katılan birlikler olarak karşımda çıkarlar. Daha da gelişecek askeri teşkilat ve kapı kulu ordusu kurulacak. Kimin döneminde? Birinci Murat döneminde. Hani şu Gadneler'de Gulam, Selçuklar'da Hassa denilen ee, Orduların devamı ki devşirmelerden oluşan bir orduydu bu. Kuruluş amacı ne? Kuruluş amaçları belli. Savaşa daima hazır bir ordu bulundurmak. Hükümdar otoritesini korumak. Boy beylerin askeri gücünü kırarak merkezi otoriteyi güçlendirmek. Çünkü bizde beyler ne yapabiliyordu? İsyan edebiliyordu. Devşirmeni bilirsiniz. Gerçi değerlendireceğiz ama. Devşirmeli'ye baktığımız zaman da şeyi görüyorduk. Hani böyle gayrimüslim çocuklar alınıyor. Küçük yaşlarda Anadolu'da Türk ailelerin yanında yetiştiriliyor. Böylece e, Türk İslam gelenekleri doğrultusunda bir ordu oluşturuyordu. Savaşa daim hazır ordu. Hükümdar Toros'u koruma boy beylerinden e, merkezi e, boy beylerinin askeri gücünü kırarak merkezi otoriteye güçlendirdi. Bunlar birinci Murat döneminde ilk olarak pençik sistemi doğrultusunda kuruldu. Penç Farsçada beş demektir. E, pençeyi biliyor değil mi? Hani 5 parmaktan oluşan güçlü saldırıya deniyor. İslam savaş hukukuna göre savaşta elde edilen ganimetin beşte biri devlet aittir. Devlet işte bunlardan bir ordu kurmuştur. Bu nedenle pençik ordusu denmiştir ki bunlara ulüfe denilen maaş verilmiştir. İkinci Murat döneminde e, savaşlardaki o esir alınma kültürü bayağı zayıflamıştı Fetret'le birlikte. Hem daha iyi yetiştirebilmek için hem de e, orduyu daha yetiştirmek ve asker ihtiyacını karşılamak için devşirme usulü asker almaya başlamıştı. İkinci Mehmet döneminde ilk cülus bahşişini vermiştik bunlara. İkinci Mehmet çocuk yaşta tahta çıkınca asker e, isyan edecek. İşte bu isyanları önlemek için de bir bahşiş verilmişti. Peki Bordu'nun askeri grupların hangileri? Şimdi Acemi Hoca. Acemi adından belli değil mi? İş bilmez anlamındadır. Böyle Anadolu'dan getiriliyorlar ve yeteneklerine göre gözlemleyip sınıflara ayrılıyorlar. İşte bunlar Acemi Hoca olarak bilinir. Ve Yeniçeriler sorulma ihtimali güçlüdür. Padişahın çevresinde bulunan yaya askerlerdir bunlar. Emekli olana kadar evlenmezlerdi. Padişahın monarşik otoritesini ve tabii ki savaşta merkez ordusu olarak yer alırlardı. Sakalar. Üniversite sınavında çıkmıştı arkadaşlar Sakalar. Sakalar değildi. Daha çok e, öncelikle şurayı alayım. Sakalar e, ordunun su ihtiyacını karşılayan birlikler olarak karşımıza çıkıyordu. Bunun dışında Topçoca vardı. Hani top döken. Topçulukla ilgili olan anlamında kullanılırdı arkadaşlar. Yani olmadığı için ikisini birlikte koydum. Humbaracı. Patlayıcıları yapıyorlar arkadaşlar. Cebeci ordunun silahlarını yapıyor ya da tamir ediyor. Lamcılar kanal kazarak özellikle e, toprağın altında kazdıkları kanallar vasıtasıyla e, ya da tüneller vasıtasıyla kale duvarlarını havaya uçurarak orduya katkıda bulunuyorlardı. Bunların içinden hani Saka Üniversitesi sınavına çıktığı için sorayım diyenler olabilir. Su ihtiyacını karşılayan. E, acemi sorulur. Hani anlaşılsın kolaylık yapayım diyenler vardır. Kalan artık insafa kalır. Peki geldik eyalet ordusuna. Eyalet ordusunun en kalabalık sınıfı tımarlı sipahilerdir. Tımarlı sipahi dediğimi benim aklıma ne gelecek? Bu bir kere savaşta ele geçirilen topraklar var değil mi? Bunlar sipahilere tımar olarak dağıtılıyor. ...sipahiler toprakları oranında devlet asker geçiriyor. Köylü toprağı ekip biçiyor. Toprağı işleme hakkı köylünün. Vergi gölürü... ...tımarlı sipahinin... ...tapu devleti. Tapu devletin arkadaşlar. Neden kurduk topraklı orduyu? Bir kere... E, ...asker ihtiyacını karşılamak. Topraklar genişledi, asker ihtiyacını karşılayayım. Ama boş... E, ...barış zamanlarında... ...toprağın ekilmesini sağlayayım. Böylece hem... ...masrafsız asker yetiştiriyorum... ...hem de toprağa ektiriyorum... ...şimdi adam savaşçı ya Türkler savaşta var... ...gel diyorum burada toprağın başında dur... E, ...bu toprağa ek biç... ...sonra da savaş zamanı gel... ...ve bu topraklarda arkadaşlar... ...baktığımda... ...bazı isimler altında gruplanmışlardır... Hasyamit tımar olarak gruplanıyor... ...gelir yüksek dereceli memura bırakılıyorsa has toprak. Geliri orta dereceli memura bırakılıyorsa zahmet toprak. Geliri alt dereceli memur ve askerlere bırakılıyorsa da buna tımar toprak deniyordu. İlk defa 1. Murat zamanında kurulmuştu. Bunlar nakit maaş almıyor toprak geliri karşılığında. Tabu devleti neden tabu devletini Avrupa'daki gibi feodal bir tımar sisteminin oluşmasını önlemeye çalışıyorum. Adam tımarlı sipahi görevini yapmazsa ya da ölürse toprağı alıp başkasını veriyorum. Yani topraktan güç değiştirilmesini diyorum ve bunların yetiştirdikleri askerlere cebelü denmektedir arkadaşlar. Ekran özetin özeti arkadaşlar buradaki her şey bilinecek. Hepsinin gelme ihtimali vardır. Şimdi Anadolu'nun kandilleri diye bir ünitemiz var. Şimdi Anadolu'nun kandilleri dediğimiz isimler kimler? Bir tane iki tane örnek sorabilirler. Hoca Ahmet Yesevi, Hacı Bektaş Veli, Yunus Emre, Mevlana Celaleddin Rumi, Hacı Bayram Veli ve Ahi Evran. Ahilik esnaf dayanışma teşkilatıydı. Anadolu'daki ilk Ahi, Ahi Evran'dı arkadaşlar buna da dikkat edelim. Bunların ortak özellikleri neler? Bunların ortak özellikleri en çok çıkacak taraf zaten soru olarak da şunu sorabilir. Anadolu'da İslam'ın yayılmasına katkı sağlayan isimlere bir örnek verin. Anadolu'da İslam'ın yayılmasına katkı sağlamışlar, tasavvufa gönül vermişler, sevgi, barış, kardeşlik ilkelerini esas almışlardır. Peki tasavvuf nedir sorusu ayrıca gelebilir. Tasavvuf kalbi kötülüklerden arındırıp, Yaradılanlara karşı güzel davran. Hani Yunus diyor ya yaradılanı severiz yaradandan ötürü diye. insanın dünyalık menfaatlerinden ve nefsinden uzaklaşarak Allah'ın varlığıyla itilmesidir. Aslında sevgi, barış, kardeşlik duygusunu toplumda yayma yeterince bu dünya için olabildiğince ahiret için Allah rızası için yaşamaya tasavvuf denmektedir. Ve Osmanlı Devleti'ndeki askeri sınıfa bakalım. Şimdi Osmanlı Devleti'nde askeri yönetici sınıf diye baktığımızda bunlar üç grupta toplanıyor arkadaşlar. Seyfiye, Kalemiye, İlmiye. Şimdi Osmanlı bir asker devletiydi. Dolayısıyla önemli görevlere asker kökenli yöneticiler getirilmiş. Bugünkü gibi değil. İşte Seyfiye Kılıçehli en önemli gruptu. Ya yani bugünkü arkadaşlar harp okullarıyla siyasal bilgiler fakültelerini birleştirin. Harp okullarıyla siyasal bilgiler fakültelerini birleştirin ve Seyfiye'yi kurun. İşte Seyfiye yürütme gücünü yani devleti yönetme gücünü temsil eden, Özellikle savaşlar yoğun olduğu için de önemli görevlere getirilen askeri eğitimle birlikte siyasi idare eğitimi almış olan kişilerdir. Kimdir bunlar? Sadrazamlardır, vezirlerdir, beyler beyidir, sancak beyleridir. Üst düzey memurlar. Bunlar daha çok Osmanlı Devleti'nde bir saray okulu olan Enderun'dan yetişmişlerdir. Kalemiye'yi de iktisat, işletme, maliye gibi okullar düşünün. Kalemiye, iktisat, işletme, maliye. Bunlar devletin yazışma, mali ve dış işlerinden sorumlu memur kitledir. Ee, en önemli üyeleri nişancı hani Tapu Kadastro Genel Müdürü divanında divanda toprakların kaydını tutuyor. Defterdar Maliye Bakanı Resul Kitap bir tür Dışişleri Bakanı ama bu ancak 18. yüzyılda karşımda çıkacaktır. İlmiye girince bunlar ilim ehli olarak bilinen yapıya baktığımda ne göreceğim? Bir kere medreseden yetişenlerdir ve bunlara ulema da denir arkadaşlar. Burada da şey düşünün ilahiyat fakülteleriyle ilahiyat fakülteleri hukuk fakülteleri ilahiyat hukuk ve tabii ki eğitim fakültelerini birleştirin. Dinle eğitim iç içe hukuk. İşte kadın hukukçu, müderris yani profesör. Bir öğretmen desek de temelde en üst düzeydeki öğretmen profesör. Kazasker, Adalet Bakanı e, ve Şeyhül İslam arkadaşlar. Din adına fetva yetkisi verme e, fetva e, verme yetkisini taşıyan. Hani fetva neydi? Dini cevaptı. İşte Bunlar da karşımıza e, dindeki en üst memur ya da dinden sorumlu en üst düzey devlet adamı. Bugünkü Diyanet İşleri Başkanı'nın karşılığına gelir. Daha güçlü tabii. Şimdi arkadaşlar yöneticilerin hepsi askeri sınıf olarak bilinir. Yönetilenleri ise reaya dedir. Ya da teba e, Askeri sınıfın yani yönetenlerin yönetilenlerin tek farkı vergi verme sorumlulukları yoktur. Onun dışında raya hangi haklara tabi ise bunlar da aynı haklara veya sorumluluklara tabidir. Evet arkadaşlar hadi birkaç soruyla dersimizi noktalayalım. Şimdi Osmanlı Devleti Rumeli'de iskan uyguladığı topraklarda ailelere birlikte göç etmek isteyen verimli topraklar vermiş. Bu soruyu koymamızdaki biraz amaç da hani iskanın özelliklerini anlatmaktı. Göç ettiren ailenin yol masraflarını karşılıyor. İskan edilen aileden belli süre vergi almıyor. Dikkat edin. Yol masrafı, verimli toprak. Hatta çift hayvanı, ziraat tohum desteğini sağlıyor. Peki neden bunları veriyor? Çünkü teşvik. Göçleri teşvik. Yani bakın buraya göç ederseniz size bunları vereceğiz. Böylece insanlar daha kolay e, yurtlarını terk eder. Osmanlı'nın ilk dönemlerinde Anadolu'da diğer bir iyi geçinme siyaseti benimsemiştir. Peki bu politika hangi amaçlarda? İki tane amaç vardı hatırlayın. Diğer beyliklerle oranları çok zayıf. Onlardan destek almaya çalışıyordu. Bizans ile gaza yaparak Anadolu'dan destek almak istediği için beyliklerle iyi geçiniyordu. Buna da dikkat. Önemli bir soru. Osman Devleti'nin Timur Devleti arasında yaşanan Ankara Savaşı'nın sonuçlarından birini yazın mutlaka gelecek bir sorudur. Pek çok sonuç yazılabilir ama Yıldırım esir düştü. Anadolu Türk Siyasi Birliği bir kez daha bozuldu. 11 yıllık taht kavgaları fetret dönemi başladı. Balkan fetihleri durdu. İstanbul'un fethi gecikti vesaire hepsinden herhangi biri yazılabilir ama öğretmen muhtemelen bir tane soracaktır. Peki Osmanlı Devleti'nde görülen yukarıdaki gelişmeleri sıralayınız demiş. Sırp Sındığı Savaşı, Rumeli'deki İsk olan Çin Pekalesi hemen Şema'da vermiştik. Bursa'nın fethedilmesi. Hangileridir bak Bakarsak, önce Bursa Orhan Bey döneminde fethedilmişti. Yine Çimpe Kalesi Orhan Bey döneminde alınmıştı arkadaşlar. Ve daha sonra 1. Murat döneminde de Sırp Sınırlı Savaşı ile karşılaşıyorduk. Sıralamaya dikkat edelim. Ola ki gelir. Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması'nda etkisi olan tasavvuf öncülerinden birinin ismini yazın demiş. Biz hepsini sıraladık arkadaşlar. Herhangi biri sorulabilir buna dikkat edelim. Herhangi birini alın oradan koyun. Şimdi devşirme usulünü ne yönelme amaçlarından birini yazın demiş. Osmanlı Devleti hani gayrimüslim çocukları çok küçük yaşta alıyordu. Anadolu'daki Müslüman Türk aileleri yetiştiriyordu. Amaçlardan biri devletin asker ihtiyacını karşılamak. Boy beylerinin askeri ve idari yapıdaki gücünü kırarak merkezi otoriteyi güçlendirmekti devşirmedeki temel amaç. Kapılık kulu ocaklar arasında birinin adını yazın demiş. Hepsini biz koyalım birkaç örnekle gidelim. Acemi, Yençeri, Humbaracı, Cebeci, Lağamcı vesaire pek çok birlikler vardır. Bir tanesini mutlaka soracaktır hocamız. Gelelim test sorularımıza. İstanbul'u kuşatan ilk Osmanlı padişahı aşağıdakilerden hangisiydi arkadaşlar? Bu yılların bayası olarak karşımda çıkacaktı. Sorulabilir dikkat edelim. Ee, ...başka Osmanlı Devleti'nin sınırlarını genişletmede metotlarının hangine izlediği savunulabilir? Savaşarak sınırları genişletiyor. Çeyiz olarak akrabalık yoluyla genişletmişti. Satın alma hatta daha sonra 2. Murat döneminde Germiyanoğulları toprakları miras olarak da bırakmıştı. Ee, dolayısıyla miras yoluyla da Osmanlı Devleti büyümüştür. Evet bir soru daha görelim ki bu bizim son sorumuz olsun. Osmanlı Beyliğinde savaşçı dervişlerin oluşturduğu teşkilat hangisidir? Savaşçı dervişler. Abdallar savaşçı dervişler olarak bilinen gruptu. Ahiler esnaf zanaatkar örgütünden. Müsellemler Osmanlı Devleti'ne atlı adlı birlikler. Gaziyan Rum neydi? Gönüllü genç savaşçılar. Bacılar da kız kardeşler olarak biliniyor. Evet, bir ödüllü sorumuz var. Buna bir yorum isterim aslına bakarsanız çünkü ilginç tepkiler gelebiliyor. Sizce Osmanlı Devleti istimal et. Yani hoşgörü politikasını uygulamasaydı daha uzun süre yaşayabilir miydi? Evet arkadaşlar dersimizi burada noktalıyoruz. Lütfen ekran görüntülerini alıp birkaç defa tekrar yapın. Özellikle renkli bölümlere bu çıkar dediklerime çok dikkat edin. O kadar da zor bir sınav olmayacaktır. Sınavda başarılar diliyorum. Hoşça kalın.